Houston copies. Stand. And Freedom is ready as well. Coming into frame is Satoshi Furukawa. Heading left from this view into the Japanese experiment module. Furukawa with high-definition microphone in tow. We'll start to equip it and will be used as part of the welcome ceremony. We can expect the full Expedition 70 crew to be there to greet the Axiom Mission 3 astronauts, see hugs and handshakes as they ingress. By the time we have all four Axiom crew members on board the station population will be up to 11. Now getting views from the inside of the International Space Station. You can see some of the work that's been done before the crew was able to set up some of the cameras. Laurel O'Hara, there on the right, she's been the one working through the hatch opening procedures, and she was working on the docking procedures as well. Commander of the International Space Station in the background there, Andreas Mogensen. In the foreground, Jasmine Mogbelli, NASA astronaut, has been working in tandem with Laurel O'Hara to monitor Dragon's arrival and the Axiom Mission 3 crew, as well as through the hatch opening steps. Station and Freedom, Houston on the big loop. Stand by for equalization. Expected to take 3 minutes. Freedom copies. Michael Lopez Alegria, commander of Dragon Freedom for the Axiom Mission 3 mission, confirming that he'll start working through the steps to equalize the pressure and to open up the hatch of Dragon Freedom. We should be expecting ingress momentarily. In the meantime, we have more members of Expedition 70 gathering to welcome the crew. On the right there, you see Konstantin Borisov. So again, flew up with the Laurel O'Hara and Jasmine Mogbelli had methodically worked to open the hatches you see in the background there. So right in the back, that is the pressurized mating adapter. You can see the on the forward end, right behind Andreas Mogensen, is the node 2 forward hatch that is open and stowed at the top portion of your screen. And then deep in the pressurized mating adapter is the APAS hatch, which has been outfitted for the Axiom Mission 3 crew's arrival. Docking target has been removed, covers have been added, and ducts have been brought in to circulate air, and you can see at this point have already been pulled out. So the area within the pressurized mating adapter and vestibule has been equalized with the pressure of the International Space Station. The next step, really, is opening up the Dragon hatch. So the teams are just assessing just to make sure that that is okay to do. But you can see crews gathering right now. They got their cameras ready, smiles, and ready to welcome the Axiom Mission 3 astronauts to the International Space Station. Again, two control rooms working in tandem through these operations. The Expedition 70 crew standing by, awaiting for equalization to go ahead and open up the hatch of Dragon. Should be expecting hatch open momentarily to welcome the Axiom Mission 3 astronauts to the International Space Station.
Team's just ensuring the equalization is good before going ahead to open up the hatch, but we should be expecting that momentarily. Coming into frame is Satoshi Furukawa. Heading left from this view into the Japanese experiment module. International Space Station Commander Andreas Mogensen heading towards the hatch. Furukawa with a high-definition microphone in tow. We'll start to equip it. On the right, will Oleg be used Kornienko, as part of the welcome ceremony. Another Roscosmos cosmonaut. And Nikolai we can Chub. Expect the Expedition 77 to be there to greet you the have a go Axiom Mission 3 opening, astronauts. Your decal, see hugs and handshakes by the as remaining they ingress. Actions in procedure by the time we have all four Section 6, Axiom and confirming crew members on board the station, if we are good to come back on board with cameras. Station population will be up to 11. Tekrar merhaba, iyi günler. Ben Sadık Murat Yüksel, TÜBİTAK Uzay İş Gelişme Grup Lideriyim. Son 2-3 gündür de bu canlı yayınların hasbelkader sunucusu oldum. Sizlere bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım memnunsunuzdur. Hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan yüzler var. Ben Can Bayraktar. Ben de TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde iş geliştirme grubunda Sadık Hocam'la birlikte görev yapmaktayım. Hoş geldiniz. TÜBİTAK Uzay ben de arkadaşlarıma destek olmak için ve bu heyecanı beraber yaşamak için. Hocam bu arada bir hareketlik var ekranda. Kapak açılmak üzere gördüğüm kadarıyla veya açılmaya yaklaştık. Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içindeyiz. Kamera burada. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 7 kadar astronot var şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Yayından takip edebildiğim kadarıyla Rus kozmonotlar da şu an bu faaliyete destek veriyorlar. Karşı tarafta bizim astronotumuz ve yol arkadaşları var. Birazdan kapağın açılacağını umuyorum. Çünkü kamera hazır, mikrofon hazır karşı tarafta, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Yaklaşık bir saattir çok hummalı bir çalışma var aslında. Hem bu tarafta hem diğer tarafta. Biz diğer tarafı aslında çok göremiyoruz ama çok önemli burada testler yapılıyor. Çünkü her iki tarafında can güvenliği için buradaki prosedürlerin kusursuz bir şekilde uygulanması gerekiyor. Herhangi bir eksiklik olduğunda tekrar tekrar kontroller yapılıyor. Bundan dolayı süreç biraz uzayabiliyor. Öncelikle basınçla ilgili testler yapılıyor. Sızıntı testleri yapılıyor. Sadık Hocam biraz daha teknik evet. Detaydan şu an iki taraf aslında uzay aracıyla uzay istasyonu birleştiler. İki tarafta bir atmosfer basınçta. Ancak birleştikleri yer o basınçta değil. İkisi birleştikten sonra bir sızdırmazlık tedbiri alınıyor. Orası da basınçlandırılıyor ve sonra kapaklar açılıyor. Bu işlem çok kritik. Eğer bir sızdırmazlık problemi olursa dışarıdaki vakum İçerideki havayı dışarı doğru hızlı bir şekilde çeker ve çok büyük bir tehlike yaratır. Bu tehlikenin yaşanmaması gerekiyor. O yüzden çok sıkı kontroller ve çok sıkı prosedürler uygulanıyor. Şu an biz o prosedürlerin son aşamalarına geldik. Onu bekliyoruz. Sadık Hocam, benzeri bir sızdırmazlık testini birkaç gün önce yine görmüştük. Evet. Evet. Şu an birleşme gerçekleşti. Yani son bir saattir de buradaki prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Genelde zaten hep buradaki süreç 1-1,5 saat arası sürüyor bu kontroller. Türkiye saatiyle 13.46-45'te kenetlenme oldu. Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu tarafındayız. Şu gördüğümüz görüntü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hava kilidi bölgesi. Evet, buradan giriş yapacaklar. Bunlar astronot. Şu an 7 astronot var Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Onlar diğer astronotun içeri girişiyle ilgili güvenlik tedbirlerini alıyorlar. Sadık Hocam, bir hareketlenme var orada. Sanki evet. Kapak açıldı gibi görüyorum. İlk olarak görev komutanı Michael Lopez Alegria'nın çıkmasını bekliyoruz. Evet. Sürekli hareket halinde. En son baktığımda Pasifik Okyanusu'nun üzerindeydi. Tekrardan bir bakayım.
28 bin kilometre hızla dönen bir cisimden bahsediyoruz aslında. 90 dakikada bir dünyanın etrafında tur atıyor. O yüzden nerede? Pasifik. Şu an Pasifik Okyanusu'nun üzerinde. Evet. Yine aramıza yeni katılanlar için bundan sonra ne olacağından kısaca bahsedelim. Crew Dragon'daki yani kapsülümüzdeki 4 astronotu önce içeri alacaklar. Çok zorlu bir süreçten geçtiler. Onların muhtemelen dehidre olma durumları var. Onlara bir içecek ikram edecekler. Dehidrasyon, su ihtiyaçlarını karşılayacaklar diyebiliriz. Sonrasında onlarla merhabalaşacaklar. Şöyle bir 15-20 dakika içerisinde bir selfileri oluyor, bir fotoğraf çekiniyorlar ve daha sonrasında hoş geldin seremonisi başlayacak. Şimdi geliyorlar galiba. Evet, bir hareketlik var. Evet, Alper geldi. İlk Alper evet. Geldi aradan. İlk Alper çıktı. Cam kenarındaydı herhalde. Bravo. Onun avantajını kullandı. Alper'le beraber bravo. Markus Wang çıktı, İsveçli astronot. Şöyle iki ilk astronot çıktılar. İsveç'in de Türkiye'nin de ilk astronotu. Belli ki orada bir öncelik tanınmış. Önce siz girin demişler. Evet, karşılıklı tebrikler ve hoş geldin mesajları. Bu çok heyecanlı bir an tabii. İlk Türk astronotunu şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda diğer görev arkadaşlarla beraber izliyoruz. Büyük bir heyecan var tabii karşıda, mutluluk var. 7 araç komutanı Michael Alegre Lopez belli ki bütün mürettebatım karşıya geçmeden ben geçmem demiş. En son onu gördük. Evet, kaptan en son. Evet, işlerinde en sakin gözüken o çünkü defalarca bu işi gerçekleştirdi, onu biliyor. Bir önceki görevde, Axiom 2 görevinde biz araç komutanının ilk önce çıktığını, arkasından pilotun çıktığını görmüştük. Bu sefer tam tersi tam oldu. Tam tersi oldu, evet. Artık 11 astronot var. Şu an itibariyle. Bir anı bravo, fotoğrafı çekiliyorlar. 7 kişilerdi Uluslararası Yüzey İstasyonu'nda, artık 11 kişiler. Şu an 11 kişiler. 14 gün boyunca da 11 kişi olarak beraber genelde yaşayacaklar. Genelde zaten hocam 11 kişi... Nin üzerine çok çıkmıyor. Üst sınırmış üst sınır gibi. 11 gibi. İdeali 7 olduğu söyleniyor. Zaten 6 kişilik uyku kompartmanı var. Geri kalanlar kendilerini duvarlara bağlayacaklar uyumak için. Ama bir parça yorgun gözüküyorlar şimdi. Allah için yani Michael Alegre Lopez özellikle bayağı yorgun gözüküyor. Evet. Şöyle aslında fırlatma sonrası ilk bağlantıda da biz bunu görmüştük. Yani çok ciddi anlamda fiziksel bir yıpranma vardı. Astronotlarda bu docking prosedürü yani bu kenetlenme prosedürü de fiziksel açıdan çok yıpratıcı. Aslında bir iki saat önce bunları anlatmıştık. Yani onun ne kadar zor bir süreç olduğunu, ne kadar milimetrik hesaplamalar gerektiren bir süreç olduğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda fiziksel olarak da çok zorlayıcı bir süreçti. Onun etkilerini de görüyoruz burada. Ama şey, arkadaşımızdır diye söylemiyorum, işlerinden en bir duranı da Alper'di bu arada, dikkat etsinleriz. Evet, şu an bizim yukarıda tanık olduğumuz heyecanın bir benzeri aşağıda yer istasyonlarında da mevcut. Aslında onlarda da bir parça zorlu bir sürecin başarıyla tamamlanmış olmasının rahatlığı vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü bize de bir parça var o rahatlık. Bu arada TÜBİTAK Uzay'dan da ekibimizden 3 kişilik arkadaşlarımız Johnson Space Center'da, onlar da takip ediyorlar. O çok güzel. Keşke bir el salasalar bize. Sadık hocam, ben yine hani merak edenler var, aramıza yeni katılanlar da var.
Uluslararası Uzay İstasyonu insanlık tarafından uzayda inşa edilen en büyük ve en pahalı yapı. Yaklaşık 150 milyar dolarlık bir maliyetten bahsediliyor ve bu maliyet sürekli artıyor. Oranın çok ciddi işletme maliyetleri de var. Şöyle söyleyelim, bir futbol sahası büyüklüğünde bir istasyon 28 bin kilometre saatte hızla dünyanın etrafında dönüyor. Ne kadar mesafe? Ortalama 420 kilometre. Bu arada astronotların kıyafetini değiştiğini de fark ettik. Onu da söyleyeyim. Evet. Lacivert kıyafeti. Alper Türkiye'den, diğerleri hangi ülkeden diye çok bir güzel soru var. Çok güzel. Crew Dragon'la beraber gelen 4 mürettebattan Alper Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen orada Markus Wand, İsveç vatandaşı. Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen yer alıyor bu uçuşta. Walter Biladei, İtalyan pilot, İtalya'yı temsilen yer alıyor. Ve araç kumandanı Michael Alegria Lopez de çifte vatandaş, İspanya doğumlu bir Amerikan vatandaşı. Alper iki ülkeyi birden temsilen yer alıyor. Alper tekrar Crew Dragon'a dönüyor. Lan diyorum, bir şey alıp getirmesi gerekiyor oradan. Şu andan itibaren aslında görev paylaşımını hissediyoruz. Yani astronotlar orada rastgele bulunuyorlar. Hepsinin belli bir görevi var. Geri geldiğinde her birisi kendisine tanımlanmış o görevi ifade ediyor. Şu an Alper'in Crew Dragon içerisinde yapması gereken bir işlem olduğunu görüyorum ben. Onun için geri döndü. Şimdi tekrar dönüyor. Ama mikro yer çekiminin tadını çıkarıyordur herhalde Alper şu anda. Onu evet. Hissediyorum. Onları şöyle yayın biraz uzun olduğu için tekrar aktarmakta fayda var. Tekrar dinleyenler kusura bakmasınlar ama 13 ayrı deney var şu an. Hocam ben soruyu tekrarlayayım. Alper Gezer Avcı orada herhangi bir deney icra edecek mi diye bir soru geldi. Sizin sesiniz gelmiyor yayına çünkü. Ben tekrar etmiş olayım. Şu an 13 ayrı deney gerçekleştirmesi planlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde. Bunların yaklaşık 8 kadarı Alper'in bizzat kendisinin gerçekleştireceği deneyken 5 kadarı Alper'in üzerinde gerçekleştiriliyor. Yani Alper'in kan basıncı, nefes alma düzeni, oksijen saturasyonu, bütün bunlar Türk bilim adamları tarafından toplanacak ve yerde işlenerek bilim dünyasına katkı sağlayacak. Yani bu aslında bir bilim misyonunun, bir bilim görevinin yer çekimsiz ortamda gerçekleştirilmesi projesinde diyebiliriz. Again, 11 members on board the International Space Station now representing Expedition 70 and the Axiom Mission 3 crew. We're now in a short handover period. We should be regaining the video and audio from the International Space Station momentarily. Şöyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun belli prosedürleri var. Aslında çoktan giriş yaptılar biliyorsunuz astronotlar. Ama yanılmıyorsam bir selfie veya bir fotoğraf çekimi için hazırlık yapıyorlar. O bile 15 dakika falan sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. Toplam hazırlık süresi. Akabinde bir hoş geldiniz konuşması olacak. Orada Alper'i de dinleyebileceğiz diye umuyoruz. Kapsülde bu arada çeşitli yükler de var. Bütün bu bilimsel misyonlar yine kargo olarak bu kapsülün içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda bunların haricinde yanlarında yiyecek de götürüyorlar. Çünkü orada tahmin edersiniz ki yiyecek temin etme imkanları yok. Bundan dolayı astronotlar gelecek kargo kapsüllerine veya gelecek iki mürekkebatla dolu kapsüllere de dört gözle bekliyorlar. Hocam şöyle, 4-5 ton gibi yükleri var. Onu kapsülden Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyorlar. Ama Allah'tan yer çekimi yok. Dolayısıyla burada 50 kilo taşıyamayan bir insan orada yüzlerce kiloyu çok rahat manipüle edip istasyona taşıyabiliyor. Aslında astronotların böyle basit bir görevi de var. Taşıma değil de transfer etme mi desek? Öyle bir şey olur. Evet, yük çekmiyorsunuz aslında. Evet, aslında. Hani yer çekimi sıfır değil ama sıfıra çok yakın. Pratik olarak sıfır olduğunu söylemek mikrofonu da görüyoruz. Evet, hoş geldiniz. Senememizde evet, hazırlık. Mikrofon da geldi. Fotoğraf makinesini de aslında gördük. Birazdan bu gördüğümüz olduğumuz açıda oturup bir fotoğraf çekmelerini ve fotoğraf sonrasında da herkesin hoş geldin konuşmasını yapmasını bekliyoruz seremoni kapsamında. Bu arada atladığımız bir detay var. Araç komutanı tarafından yeni astronotlara bir büro takılacak. Evet.
kaç numaralı astronot olduklarına dair şimdiye kadar uzaya çıkmış. O da seremoninin parçası. Birazdan onu da izliyor olacağız. Bu arada Alper geri döndü mü? Ben kaçırdım. Daha gelmedi. Ben görmedim. Karede yok. Şu an karede Crew Dragon'daki astronotlardan yalnızca İtalyan pilot Walter Bledel'i görüyoruz. Evet. Thanks Andy, we can use another 10 count please. Şöyle çok yerinde bir soru geldi. Bu gelen astronotlardan orada kalacak olan var mı? Aynen geri dönecekler mi? Bir değişim olacak mı diye. Bu 4 astronot tekrar binip yeniden birlikte dönecekler dünyaya. Bir değişim olmayacak. Evet. Good scene and voice check. So the crew of Expedition 70 and again Axiom Mission 3 astronauts. Hocam yanılmıyorsam elinde mikrofon tutan kişi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutanı kozmonot evet. Sergey diye yanılmıyorsam adı. Kendisi bir hoş geldiniz konuşması yapacak. Evet, hazırlıklarından belli. Mikrofon elinde. Birazdan bekliyoruz. As is typical with in-flight events aboard the International Space Station, conducting a scene and voice check, and we're seeing more members of Expedition 70 gather ahead Station of the welcome ceremony. We're standing by for scene and voice. Of course, we still have Commander of Axiom Mission 3, Michael Lopez Alegria. And the mission specialist on board, Dragon Freedom, Alper Gizarachi. And Marcus Font. In frame here, we have pilot Walter Villadei of Italy. Evet, şu an, to his right, to our right, his left, commander of Expedition 70 aboard the International Space Station, Andreas Mogensen of Denmark. Denmark'lıymış. Going right Denmark. From there is Konstantin Borisov and Oleg Kononenko evet. of Roscosmos. Continuing around the circle, Laurel O'Hara, Jasmine Mobili of NASA, and on the left, Nikolai Chu. Freedom Crew, Houston, on the big loop, you have a go for 2.102, steps 6.2 and 6.3. Tabii. Şöyle, yapılacak deneylerin içerikleri soruldu. Onlar belli. Yani çok çok uzun süredir belli ve kamuoyuyla düzenli paylaşıyoruz aslında. Ama böyle canlı yayınlarda bir çırpıda hepsini teker teker sıralamak çok mümkün değil. Toplam 13 deneyimiz var. Dediğim gibi bir teknoloji deneyimiz, iki bilimsel deneyimiz. Şöyle, toplam 5 tane insan araştırmasıyla ilgili deney olacak. 5 tane biyoteknoloji ve biyoloji deneyi var. 2 tane teknoloji deneyi, 1 tane de fiziksel bilim deneyi var. Aslında biz 2 önceki yayında da bu deneylerden sıklıkla bahsettik. Deney sahipleri hocalarımızı da yayına çıkardık aslında. Kendi deneylerini çünkü en iyi onlar biliyorlar. Artı bu deneylerle ilgili olarak bir de yanılmıyorsam anlaşma kapsamında çok da fazla şey söylenmesi evet. istenmiyor. O yüzden biz genel kapsamdan bahsediyoruz. Şunu söyleyeyim. Ya bu deneylerle ilgili merak uyandıracak bilgi şu. Bu deneylerde 14-15 yaşında lise öğrencisi genç arkadaşlarımızın da deneyleri var. Muş Bilim Merkezi'nden, Bilim Sanat Merkezi'nden 3 genç arkadaşımız propolisin antibakteriyel etkilerinin yerçekimsiz ortamda test edilmesi için bir deney düzeneği tasarladılar. Astronotumuz bu deneyi de götürdü. Diğer yandan yaşça öbür ucu söylüyorum. Dünyanın akışkanlar mekaniği konusunda en önemli hocalarından birisi İskender Gökalp hocamızın deneyi de orada. O yüzden ben basitçe şöyle formüle ettim. 7'den 70'e her bir Türk vatandaşını temsil edecek deney de var. Şu an Ulusal Uzay İstasyonu üzerinde. O bakımdan çok kapsayıcı bir misyonda olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Hanımefendi harika sorular soruyorsunuz. Evet, diğer ülkeler de kendi hastalıklarının deneylerini yapıyorlar. Ama sabah konuştuk. İtalyanların deneyi makarna yapacaklar değil mi hocam? İtalyanların bir deneyi makarnayla ilgili. Bir makarna firmasının makarnasını oraya götürüp dünyadaki tadla yanılmıyorsam oradaki tad arasında bir karşılaştırma yapacaklar. Yani bu deneyi hani biz yapsak basında bayağı muhtemelen gündem olurdu ama İtalyanlar böyle bir deney yapıyorlar ama bunun yanı sıra bizim yaptığımız deneylere baktığımızda bilimsel içeriğinin çok daha üstün olduğunu görüyoruz. Yani böyle
Bizdendir diye söylemiyoruz ama baktığımızda deney içerikleri de oldukça doyurucu ve bilimsel yanı ağır basan deneyler. O bakımdan da gayet mutluyuz açıkçası. Hemen araya gireceğim. Size böyle bir 10-15 dakika önce bahsetmiştik bundan. Dehidrasyona karşı sıvı takviyesi şu anda yapıyorlar. Sıvılar aslında çok tehlikeli. Bundan dolayı pipetle tüketiliyorlar. Herhangi bir şekilde etraftaki elektronik malzemelere, mekanik malzemelere sıvı temas etmemesi gerekiyor. Şu an kısmı tertibatı kuruluyor değil. Axiom Mission 3 is expected to be a 14-day mission. Right now we're targeting approximately February 3rd, pending weather, for the on-dock opportunity for in-flight events aboard the International Space Station astronauts to leave the International Space Station. We're seeing more numbers of Expedition 4D. But of course, starting Monday, we'll begin astronotlar ne kadar sürede yer değiştiriyorlar diye bir soru geldi. Açıkçası ben bir şıkla cevap veremiyorum. Çünkü dediğimiz gibi 5 uzay istasyonu, 5 uzay ajansı ve çeşitli ülkelerin bir konsorsiyumu. Aslında orada astronot bulundurmak o ülkelerin belli kotaları üzerinden gerçekleşen bir şey. Baya baya bu işe verdiği bütçeler cinsinden bu süreler belirleniyor. Dolayısıyla aslında bir hakkı kullanıyorlar. O yüzden ayrıntılara çok vakıf değilim. Bazen çok uzun süre kalma rekoru deniliyor. Bazen bir deney uzun çok uzun sürüyor. Ona göre ülkeler kendi astronotlarının süresini yaptıkları katkı boyutunda belirliyorlar. O yüzden genel geçer bir cevap vermek çok mümkün değil şu an için. Şu anda bağlandığımız yayında da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içerisindeki astronotlar tanıtılıyor. Ekranda görülen astronotların isimleri anlatılıyor. Şu an sanki istasyondaki bütün astronotlar burada. Bizim misyondaki bir astronot var ama bizim misyondaki diğer 3 astronotu göremiyorum ben. Onlar zannediyorum içeride bir işlemle meşguller. Ekibi temsilen de İtalyan astronot sanıyorum değil mi? Evet, Villarey. Az önceki ekranda toplam 8 astronot görüyorduk. Bir tanesi İtalyan pilottu. Evet, şimdi Marcus geldi. Wand geldi. İsveçli ESA'yı temsilen. O da elinde su şişesiyle. Pipete dikkat çekmek istiyorum. Normal bir pipet değil. O pipette de bir kontrol mekanizması var. Sıvırın kontrollü olarak dışarı çıkmasını sağlıyor. Üç dakika içerisinde hoş geldiniz seremonisine başlayacaklarını söylediler. Şu an onu bekliyoruz. Evet. Tünelin ucunda bir kişi daha gözüktü. O da gelecek şimdi. Az önce tekrar içeri girmişti. Evet. Sanki böyle prosedürde bir görev var. Dönüp yapılması gereken onu halledip geldiler diye düşünüyorum ben. Son güncellemede 3.35'te hoş geldin seremonisine başlanacağı söyleniyordu. Az önce de 3 dakika var dendi. Evet. Tahmin edilen vakitte seremoni başlayacak gibi. Evet. All crew members will participate in an initial International Space Station safety briefing just to ensure they're up to date with the latest information and freshest information as they proceed about the rest of the day. Burada önemli bir detay var. Güvenlik en öncelikli konu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Yeni gelen astronotlara güvenlik briefingi veriliyor. Uymaları gereken kurallar hatırlatılıyor. Astronotlar buradan girmeden bu konuyla ilgili uzun süre eğitim alıyorlar ama tekrardan bir hatırlatma yapılıyor. Ve yavaş yavaş astronotlar fotoğraftaki yerlerini almaya başladılar. Şu an fotoğrafları alınmaya başlandı. Michael geliyor şu an. Michael'ı gördük. Alper gelecek birazdan. Evet, Alper de. Alper de yukarıda. Yukarıda geldi. Bu arada Alper'in omzundaki Türk bayrağı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na çok yakıştı değil mi? Birazdan tekrar göreceğiz.
Alper'in aslında kargosunda da Türk bayrağı var. Evet. Yani sadece omzunda değil. Ve o Türk bayrağını da geri getirecek 14 gün sonra. Evet. Alper'in sağ kolunda Türkiye Uzay Ajansı'nın armasıyla beraber bizim de göğsümüzde yer alan görev arması yer alıyor. Görev arması 8 köşeli Selçuklu yıldızı şeklinde, üzerinde 16 Türk Devleti'ni temsilen 16 tane yıldız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını simgeleyen 100. yıl arması var. Türk bayrağı ve Türkiye ile özdeşleşen turkuaz renkte dünya haritası üzerinde ülkemizi görebiliyorsunuz. Evet, fotoğraf düzenini aldık. Önde AX-3 misyonunun astronotları 4 farklı ülkeden, 5 farklı ülkeyi temsil ediyorlar. Arkada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hali hazırda görevde olan astronotları topluca. Evet, hazırız. Açımız. Öyle mi? Pardon. Tabii. Sadık Hocam şöyle. Andy, Houston on 2, can you check the mic, please? On behalf of the Expedition 70 crew, I'd like to welcome the third private mission, which is allowing many more countries to participate in the scientific research and technology development that we do on board this orbiting laboratory. We have doubled the number of from 4 to 8, which I think is a great testament to the international collaboration which underpins this marvelous space station. I'm also very proud as a European citizen. Bu misyonun 4 Avrupalı astronottan oluştuğuna önemli bir bulgu var. Tekrar dile getireceğim. But we look forward to the next 2 weeks to an intense period of work on board the space station. So a big warm welcome to Axiom 3 from us on board the space station. Büyük bir hoş geldiniz diliyorum kendilerine dedi. Şimdi Mark, Michael'da. Well, this is really a symbol of how Axiom, in conjunction with NASA and all the partners, is working to expand human access to low Earth orbit. We've got, as Andy said, so many nationalities represented on the board. This is very symbolic of what we're trying to do to open it up, not only to other nations, also to individuals, to researchers, to continue the great work that's been going on board the ISS for the last 2 decades plus. Burada the ride uphill was pretty exciting. Never gets old. I think we probably spent a few more hours in Dragon than we felt like we needed to, but it was all good. Great vehicle, thanks to you and SpaceX for putting that thing together for us and for such smooth operation. Let me pass the microphone down to my crewmates just for a couple words and then I'd like to get it back. Şimdi mikrofonun Alper'e gelmesini bekliyoruz. Radyo sırada devam. Thank you, Mike. I want to first of all thanks to the Expedition 2 for this warm welcoming. It's amazing to be up here and to see how much really all the countries and this amazing international collaboration has made in space and creating this outpost. And I'm very grateful for Italy and just a few words in Italian. So thank you, grazie e un grazie a tutta l'Italia. Vorrei ringraziare. Demek oluyor ki biz de Türkçe bir mesaj bekliyoruz Alper'den. İtalyan astronot halkına İtalyan seslendi. Biz aynı performansı Alper'den de bekliyoruz şimdi. E per 2 settimane saremo qui a collaborare e lavorare con questo equipaggio internazionale straordinario. Grazie mille. E now I hand over to my colleagues and friend Albert from Turkey. Thank you so much. I would like to thank first for your kind hospitality to Expedition 7 crew over here. Misafirlikler için teşekkür etti. They were waiting for us at the door actually. So that was a very nice
Bizi bekliyordunuz. Kind welcome for us. I would like to thank for everybody for their great effort. Herkese çok teşekkür ettim. For us to be able to make it over here. In the last 8 months training period, as well as all counterparts, for their contribution for our stage travel to make it over to ISS, we are happy as Turkey to step for the first time in our history. Looking forward to contribute to the science and research efforts here. And I would like to say a couple words. We are ready to do it. Ve şimdi Türkçe sesleniyor bize. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir. Now I would like to pass over the microphone to my dear friend Marcus Van from Sweden, representing here ISA. Bu arada Türkçe uzaya çok yakıştı ya. Evet. Private mission, Uzayda uydularımız var ama ilk defa canlı kanlı bir insandan Türkçe'de bir mesajı duymuş oluyoruz. 420 kilometre uzaktan uzayda. Evet, gelenekler olduğu üzere gerçekçi ortamı test ediyor. Ve evet, canım bahsettiği bürolar takılacak şu an. Yaka inisi önce İtalyan astronota takılıyor. Thank you, Mike. I want to first of all thanks to the expedition crew for this warm welcome. It's amazing to be up here and to see how much with all the countries and this amazing international collaboration has made space in creating this outpost. And very grateful for Italy and just a few words. So thank you, grazie, grazie a tutta l'Italia. Vorrei ringraziare non solo la Nordica dell'Italia, ma anche tutte le istituzioni che hanno portato qui questa missione in questo straordinario contesto di collaborazione internazionale. Evet, bu da tarihi anlardan birisi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan her astronota takılan yaka iğnesi Alper Gezer Avcı'nın göğsünde şu an. Bu arada Alper nasıl durabiliyor bilmiyorum. Ben burada zor zapt ediyorum kendimi. Evet. Thank you so much. I would like to thanks first for your kind hospitality to Expedition 7 crew over here. They were Seyfi arkadan mı? Hoş geldin. Kind welcome for us. I would like to thank for everybody for their great effort. Nasıl anlayın ses hocam?
Bunu verdik. Tekrar niye veriyor? Ses tekrar mı? Ses geriden geliyor da. Uyumlu. Şu anda röportaj gibi bir şey yapıyoruz. Orada tekrar veriyorlar. Son olarak bütün red tabanda teşekkürlerini iletiyor. Anayasa Komutanı Michael Aygan Lopez. Karışıyoruz. Looking forward to contribute into the science and research efforts over here. Once again, welcome. And we look forward to working with you for the next 2 weeks. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu vatan için canını veren Türkiye'liklerimize. Evet, şimdi de arkadan yan sallıyoruz. Kendimizi tebrik ediyoruz için katkılarımız olduğu için. İstikrar göklerdedir. Now I would like to pass over the microphone to my dear friends, the International Space Station, working together for science and discovery. It's going to be a very busy and jam-packed couple of weeks. Artık seremoninin sonuna geldik. Bundan sonra Crew Dragon'da yapacakları 1,5-2 saatlik işleri var. Eşyalarını, kargolarını taşıyacaklar. Yoğun bir 2 haftalık süreç kendilerini bekliyor. 13 tane bilimsel deney yapacaklarından bahsettik. İnşallah 14. günün sonunda da sağ salim bir şekilde dünyaya arada da zaman zaman kendisine bağlantı kurularak çeşitli yayınlar yapılacak. Onları da takip etmenizi, kendisini uzayda yalnız bırakmamanızı sizlerden rica ediyoruz. Buraya kadar zahmet ettiniz, televizyonunuzun başında takip ettiniz. Herkese çok teşekkürler. Ayağına sağlık, çok sağ olun. Sağ olun. But on that note, we're going to wrap up our live joint coverage of AX3's arrival to the International Space Station. It's been an honor to support.